Fenerbahçe Televizyonu'ndan merhabalar. Tokyo 2020 özel programımızla sizlerin karşısındayız ve Tokyo 2020 Olimpiyatlarında göğsümüzü kabartan ve başarılarıyla bizleri mutlu eden sporcularımız bugün bizlerle birlikteler. Alican Kaynar, Ateş Çınar ve Deniz Çınar bugün bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz diyorum programımıza. Ve ilk olarak tabii ki sizleri tebrik etmek istiyorum. Yurda dönmeden önce bile tebrikleri siz almaya başladınız aslında. Gerek sosyal medyadan, gerek telefonlarla olsun ve tabii ki gerek geldiğinizde herkesin size sevgisi ve başarı dilekleri vardı. Biz çok mutlu olduk aslında ben sizin yüzünüze baktığımda. Sizin çok da böyle memnun olmadığınızı görüyorum ki yaptığımız görüntülü bağlantıda da ilk sıcağı sıcağında bunu zaten bana hissettirmişsiniz. Evet, Fenerbahçeli sporcularımız gerçekten daha başarılı olmak istiyorlar. Bunu ben her branşta görüyorum ama gerçekten böyle boynunuz bükülmesin. Biz çok mutluyuz. Eminim ki daha güzel başarıları hep birlikte yaşayacağız. Alican, senle başlayalım istersen. Şimdi baktığımızda Tokyo Olimpiyatlarında fin sınıfında ilk kez finalde yarışıp bundan tam 21 yıl sonra da bu branştaki en büyük başarıyı aldın ve 8. oldun. Bu şimdi güzel bir başarı. Ama istersen performansını ve senin duygularını senin ağzından dinleyelim, alalım. Bakalım neler söyleyeceksin. Evet, tabii zor bir süreç oldu. 5 senelik çok, 2016 olimpiyatlarından sonra 5 senelik çok yoğun bir hazırlık. İşte pandeminin araya girmesi, olimpiyatların bir sene ertelenmesi, pandemi koşullarında olimpiyat oyunlarının gerçekleşmesi, yaklaşık bir ay Japonya'da kaldık. Gerçekten zor bir olimpiyat oldu, zor koşullarda. Tabii ki de olimpiyat 8.liği güzel bir derece Türkiye'miz için, Türkiye erkenciliği için. O yüzden sonuçtan hani mutlu olmamak mümkün değil. Ama diğer taraftan da hedeflerimiz daha yüksekti açıkçası. Ben gitmeden önce de söylemiştim yani ilk altı benim için madalya ve ilk altı hedefim de. Tabii ki de o seviyede 10-12 sporcu çok üst seviyede yarışıyor. Ve oradaki farkları çok artık böyle saniyeler, çok küçük kararlar değiştiriyor. Yani 3 değil 8 veya 5 değil 10 bu dereceler tabii mümkün. Keşke daha iyi olabilseydi. Ama şunu söylemeyeyim ki biz 5 sene boyunca hem kulüp olarak hem bireysel antrenörlerimiz herkes madalya için en büyük savaşı verdi. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, gerçekten onu biz rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstüne basa basa, altını çize çize ne kadar çok uğraştığınızı biz burada en yakın şahitleriyiz. Fin sınıfında 12 senelik kariyer. Doğru mu biliyorum Alican? Evet. Şimdi baktığımız zaman aslında son olimpiyatlardan bugüne değil de aslında söylediğim kadar tam 12 senelik bir uğraş var burada. 12 senelik bir emek var. O yüzden işte 8. dediğimde niye yüzünün gülmediğini belki de izleyicilerimiz böyle söyleyince daha iyi anlayabilirler. Peki sen diyelim bitti her şey. Artık belli oldu 8. olduğun ya da işte geldin İstanbul'a döndün, ailenin yanına geldin. Böyle bir sporcu bu kadar büyük bir organizasyonun ardından bir muhakeme yapıyor mu kendiyle? Neler söylüyor ya da? Tabii yani benim aslında olimpiyat oyunları çok iyi başladı. İki gün boyunca birinci sıradaydım. Daha sonra üçüncü ve dördüncü günde özellikle aldığım cezayla, penaltıyla aslında o anda madalya şansımın bittiğini anladım. Çünkü puan olarak çok açılmıştı. O sırada her şey hani böyle film şeridi gibi bütün o geçtiğimiz yıllar ve işte yarışın içerisindeki pozisyonlar, her şey insanın gözünün önünden geçiyor. Evet. Tabii ki de biz olimpiyat madalyası hedefi koyduğumuz zaman, olimpiyat hedefi koyduğumuz zaman işte Çınar kardeşler benden bir olimpiyat fazla gittiler 2008'de. Yani Türkiye erkenciliği hiç iyi durumda değildi açıkçası. Biz hepimiz sıfırdan başladık. Ne malzememiz vardı, ne antrenör vardı, ne önümüzü görebiliyorduk. O pozisyondan başlayıp bugün İki sınıfta ilk 10'da bitirmemiz tabii ki de büyük bir başarı. Çok büyük emek var. O yüzden en azından dünya yelkenciliğinde üst sıraya çıkmamız ve orada madalya mücadelesi vermemiz bizim için de bir gurur verici.
Peki tabii ki Ali Can, sana da başka sorularım da olacak ama bir değerlendirme de tabii ki hem ateşten hem denizden almak istiyorum. Onlar da seninle aynı duyguları yaşıyorlar aslında. Çünkü senelerdir verilen bir emek var, senden bir olimpiyat daha fazla tecrübeleri var. Evet, oraya gittiklerinde daha umutlulardı kendilerinden. Ateş, seninle başlayalım istersen. Sen çünkü böyle en böyle kendine eleştirel cümleleri yapabilen bir karaktersin. Evet. Bazen Deniz daha böyle sessiz ve belki düşünerek konuşuyor. Sen nasıl yorumlayacaksın? 2020 olimpiyatları senin için nasıl geçti? Ya aslında şimdi Türkiye'ye dönünceye kadar, hani sizlere konuştuk oradayken, böyle yani ilk 4 gün, ilk 5 gün çok güzel geçti bizim için de. Ama bizim de bir 4. gün sendromumuz oldu Ali Can gibi. Böyle kötü dereceler artık 4. günde. Ama 5. güne, yani son güne girerken bile bizim hala ilk 5 şansımız vardı puansal olarak, hani böyle. Madalya yarışa girdiğimizde. İşte hep onu demiştim orada. Madalya yarışımız bir tık daha iyi geçmiş olsaydı, evet, çok farklı bir hissiyatlarla dönebilirdik buraya. Ama yine de başardığımız şey, hani tarihi başarı. Zaten biz son 4 yıldır, son 5 yıldır işte Fenerbahçe'nin doğuşa birlikteliğinden sonra yaptığımız her derece zaten tarihi başarı. Yani Türkiye'de böyle bir başarı yok yani. Bizim kazandığımız başarılar hiçbiri yok yani. O yüzden de bu da tarihi başarı oldu yine. Hani tekrarlanmış bir şey değildi. O yüzden de hani sakiniz, şu an sakinimizin tek nedeni hani hedefimize, istediğimiz, içimizde yatan hedefe ulaşamamış olmamız. Ama hani Türkiye için çok büyük bir başarı kazandık. Kulübümüz için çok büyük başarı kazandık. Hani Fenerbahçe tarihinde de böyle bir başarı yok. Fenerbahçe tarihinde bu kadar sporcu aynı anda olimpiyatlara gitmedi. Bunun için de çok mutluyuz ve çok gururluyuz zaten yani. Evet, umarım önümüzdeki olimpiyatlarda da yine Fenerbahçe'miz başarılı sporcularıyla olimpiyatlarda olacak. Evet, gerçekten 22 sporcuyla orada yarıştık ve alınan madalyalar zaten hani ortada, ortaya konulan bir başarı var. Bunu zaten herkes gördü ve evet, yüzümüz gülsün, bence mutlu olma zamanı. Senden de alacağım Deniz. Şimdi baktığımız zaman ilk kez madalya yarışına katılma başarısı gösterdiğiniz bir sınıfta yarıştınız ve buradan onunculukla döndünüz. Evet, Ateş anlattı işte neden daha çok tabii büyük bir başarı beklediğinizi ve madalya beklediğinizi biliyoruz ama birazcık da olumlu taraflarından bakalım. Bardağın dolu tarafını görerek sen nasıl bir yorum yaparsın? Ya aslında evet, aldığımız dereceden memnunuz. Tabii ki çok daha iyisini hedeflemiştik. Ali Can da Ateş de bahsetti. Hani bütün bu hazırlığımız, 5 yıl boyunca yaptığımız hazırlık buna yönelikti. Ama yelken sporu, yani siz de takip ediyorsunuz artık. Yani 8 gün, 10 gün boyunca süren yarışlardan oluşuyor. Her gün performansınızın yüksek olması gerekiyor. Yani 10 kişi, 15 kişi orada yarıştığınız ekipler hepsi üst düzey sporcular. Yani en ufak bir hata ya da yaptığınız en ufak bir karar puan olarak size direkt yansıyor zaten. Biz de son güne kadar mücadelemizi verdik. Tabii ki çok pozitif şeyler de yaşandı. Yani sadece hani aldığımız derecenin dışında yarışma şeklimiz, Ali Can'ın 2 gün liderliği. Hani bunlar zaten Türkiye tarihinde daha önce yaşanmamış şeyler. Yani biz her yaptığımız, her olumlu yaptığımız şey sadece bizim için değil, hem kulüp için hem Türkiye için, yelkencilik için, bizden daha genç sporcular için örnek oluyor zaten. Ya bunun da farkındayız. Bu da çok bizim için bir motivasyon kaynağı. O yüzden de orada yaptığımız her olumlu şeyden de, şeyin de farkındayız yani. Onu da bahsedeyim. Sadece yarışmak değil. Yani oraya gidip sadece derece almak değil aslında durum. Tabii ki mutluyuz, gururluyuz. Peki biraz gülen taraf sensin. Sesler evet, buruk biraz hepimizin. Ama senin yine yüzün gülüyor. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Şimdi birazcık da hani böyle neşeli şeylerden bahsedelim. Daha fazla güleceğimiz şeylerden bahsedelim. İkiniz açısından nasıl bir olimpiyat geçti? Ben bunu performans olarak söylemiyorum. Nasıl tartışmalar oldu? Kim kime kızdı? Kimin hatası vardı? Yok, hiç kim yani... gergindi daha çok? Valla iyi bir olimpiyat geçti ya. Çok gergindi. Normalde ben çok şaşırdım. En olimpiyatlar sakin bittiğinde... yarışınız diyebilir miyiz? Evet, olimpiyatlar evet, bittiğinde şöyle dedim hatta. Yani herhalde son 3-4 yıldır bu kadar zevk almadım hiçbir yarıştan dedim yani. Gerçekten harika, çok keyifliydi. Yani iletişimimiz, yani şunu fark ettim. Aslında biz bir ekibiz yani. Psikoloğumuz, antrenörümüz, tabii, yani büyük bir ekibiz. Biz farkında olmadan bizi bir şekilde hazırlamışlar oraya aslında. Hem biz kendimizi hazırlıyoruz ama bir şekilde etrafımızdaki o insanlar da bizi oraya hazırlamış. Yani biz oraya çıktığımız anda teknede üst, yani yan yana kötü olan şeyler, iyi olan şeyler olduğu anda bile her şey çok güzeldi, çok mutluyduk. Yani bu arada hani biz hepimiz aynı otelde kaldık. Hani daha önce herhalde hiçbir yarışta birlikte kalmışımız yok. Büyük ekip olarak hani surfçi de oradaydı, Finci de, Ali Can da hepimiz oradaydık. Hani çok güzel bir organizasyonda, her şey çok güzeldi. Takımın birlikte iletişimi çok güzeldi. Hani çok anlatamıyorum, çok mutluydum ya, çok keyifliydi, onu söyledim hep yani. Ali Can'a da söylüyorum onu, hani federasyon temsilcilerimiz de vardı hani. Muhteşemdi yani her şey. Çok mutluydum ben o yüzden, çok keyifliydi.
İşte hiç gerilmedik. Herhalde bir tek madalya yarışında bir ara böyle bir gerilir gibi olduk. Hani ben de şey dedim ya, tadını çıkaralım artık, yapacak kesinlikle bir şey yok dedim yani öyle. Bundan sonra birlikte son yarışımız dedim. Hani şu an bizim sınıfımız değişti, evet, biliyorsunuz yani. Evet. Hani bunun tadını abi kardeş olarak belki ilk defa, son defa, yani son defa yarışıyoruz hani. Bu da çok aslında duygusal anlar yaşattı. Ben karaya gelince anladım onun duygusallığını. Daha çok böyle hani yavaş yavaş malzememizi topluyoruz. Ya bir daha olmayacak galiba hani birlikte yarışma falan derken böyle öyle karada bir duygusal an yaşadım. Ama onun dışında yarış çok çok keyifliydi her şey yani. Evet, duygusal olan çok, pardon, sen misin Deniz mi, bazen anlayamıyorum. Çünkü senden bazen öyle evet, cümleler geliyor ki inanamıyorum. Şimdi benim size sorduğum hep sorular vardı ya, kardeş olarak işte böyle bir sporu birlikte yapmak, senelerdir buna emek vermek ve bir mücadelenin içinde de şimdi insanların en çok yakından tanıdığı kişi kardeşleri ve evet, bazen bir kardeşiniz olduğunda aslında başka hiç kimseye ihtiyacınız olmadığı anları yaşarsınız ki ben bunu çok yakından biliyorum. Bir kız kardeşim var ve çok yakın yaşımız. Anaokulundan okul hayatımız bitene kadar birlikteydik. İş hayatında ayrıldık. Siz hayatınızın çok büyük bir dönemini beraber yaşıyorsunuz. Evet. Bence bu çok güzel, çok büyük kesinlikle bir şey. O yüzden sana aslında duygularını sormak istiyordum ama sen zaten cevapladın. Deniz, sen neler hissediyorsun? Evet, bu kadar zaman birlikteydiniz ama şimdi maalesef sizin sınıfınız olimpiyatlardan kaldırıldığı için birlikte yarışamayacaksınız. Tabii ki birazdan planları da soracağım ama sen nasıl hissediyorsun? Yani kesinlikle katılıyorum söylediğiniz her şeye. Çok güzel duygular yani, kardeşinizle bu kadar yıl birçok şeyi paylaşmak. Yani yarışçılık olarak da, yani biz ikimiz de sonuçta yelkene aynı yaşta başladık. Aynı şekilde uzun yıllarca rakiptik zaten. Yani 10 yıl boyunca. Sonra bu tekneyle birlikte ekip olduk. Onun da ilk başta zorluklarını yaşadık. Tabii ki kolay değil ama çok büyük artıları da oldu. Dediğiniz gibi yani 15 yıldır bu, eğer bu sınıfta yarışıyorsak yani 4 olimpiyata gittiysek, bunun en büyük avantajı kardeş olmamız yani. Burada evet, yani Türkiye'de yelken sporunda bu kadar uzun yıllar bir kariyer yarattık yani aslında. Yaratmak da kolay bir şey değil. Yani sonra tabii ateş gibi ben de düşündüm hani sonuçta son olimpiyatımız birlikte, hani bir daha istesek de binemeyiz. Yani 470'te en azından birlikte yarışamayız. Sonuçta teknemiz tamamen değişti. Mix oldu. O yüzden Ateş'in de dediği gibi belki o yüzden hiçbir tartışma, hani hiçbir cereyan hiç oluşmadı yani aramızda. Herkes işini yaptı, ona odaklandı, keyfini çıkardı yani anın. O yüzden de güzel bir olimpiyat oyunları geçirdik. Tüh, ben hikayeler beklemiştim. Kesin dedim 2-3 hikaye dinlerim yani sizden. Bir aklımıza şey getirdik, yarışırken konuştuk hani. Bir plan yapıyoruz. Hani duygusallığa yer yok. Evet. Planımıza sadık kalalım. Harika. Sonu ne olursa yani, iyi ya da kötü ne olursa birlikte zaten yaşayacağız. Zaten bir kere çıktık plandan. O da belki şey madalya yarışındaydı. Hani ben orada bir tepki vereyim. Belki başka bir şey yapalım dedim zaten. O da çok işe yaramadı. Aslında ekip işi yapanlara da çok önemli cümleler bunlar. Evet, bir plan doğrultusunda duygusallığa da çok katmadan böyle işin gerektiği gibi o yolda ilerlemek. Peki Alican, karşılamaya gelelim. Sizi çok büyük bir sevgi içerisinde ve coşku içerisinde bir karşılanma düzenlendi sizler için. O anda itibaren neler hissettin? Özellikle tabii ki sponsorunuzla birlikte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün desteği size hiçbir gün azalmadı. Tam tersine çoğalarak devam etti. Bu sana bir sporcu olarak nasıl hissettiriyor genel anlamda ve son gelişinde İstanbul'a neler hissettin? Tabii yani sporculuk çok zor. Özellikle işte kazanma kaybetme duyguları. Çok destek olan insan var, kurum var, arkanızda ülke var, ülke vatandaşları var. Gerçekten çok büyük sorumluluk taşıyoruz diğer taraftan. Ve benim çok Türkiye'li kontağım yoktu. Sadece ailemle görüşüyordum olimpiyat zamanında, yarışlarda. Ve yarışlar bitince işte ilk defa telefonu elime aldım. O sırada işte bütün mesajları, aramaları, işte Sayın Başkanımız Ali Koç olsun, sponsorumuz Doğuş grubundan Sayın Feri Şahinlik olsun, yani herkesin çok büyük desteği oldu ve o biraz da burukluk var tabii üzerimizde. Yani olimpiyat madalyası 2 gün liderlikten sonra özellikle, evet, oradan 8.'ye düşmek çok büyük üzüntü yarattı bende ve tabii ki de 8.'nin çok iyi derece olduğunu ve herkesin de desteklediğini o zaman öğrendim. Ve daha sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladım diyebilirim. Ve karşılamayla da beraber siz de Fenerbahçe TV olarak teşekkür ediyorum orada olduğunuz için. Yöneticimiz Selma Rodopman da evet, bizimle beraberdi. Çok güzel karşılandık ve yaptığımız işin başarının aslında
bir yerde ödülüydü. Madalya alamasak da bizim için o bize ödül oldu. Orada mutlu olduk tabii ki. Sen genelde böyle yurt dışına işte hazırlık mücadelelerine gittiğinde, antrenmanlara gittiğinde ya da bazen işte böyle yarışlara gittiğinde hep eşinle kızını da götürüyorsun. Bu sefer onlar yanında değildi bildiğim kadarıyla. Evet. Ve seni televizyondan izledi. Dönüşte ya da ilk telefon konuşmamızda kızının sana söyledikleri ne oldu? Çünkü onun da sporculuk genlerinin ne kadar işlediğini özellikle sosyal medyada görebiliyoruz. Kaykay yaptığını biliyorum. Müziği seviyor, dans ettiğini biliyorum. Birçok yeteneği var aslında. Onun sana böyle yaklaşımı nasıl oldu? Üzülme babacığım dedi mi sana? Yani o sonuçta artık alıştı. Çok uzun zamandır bütün ya doğduğundan beri seyahatlerde bizle beraber işte yarışmalarda da olsun bazı zamanlarda. Ya onlar da çok eşim de sağ olsun çok tecrübeler aslında. O duygu seviyesini çok iyi ayarlıyor onlar da. Onlar da aslında ekibin parçası. Sonra öğreniyorum tabii. Şimdi spor okullarına başladı kızım. Yüzme okulunda Fenerbahçe'de. İşte o birinci olduğum günde herkes anlatıyormuş tabii ki de yani. Çok güzel. Ama tabii çok eşim herhalde orada biraz daha dengeyi korudu. Hı hı. Hani biz sadece çok kısa bir şekilde konuşuyorduk. Hani iyi misiniz, her şey yolunda evet. Ama iyiyiz. Çok fazla duygu olmadan daha çok yarışa konsantre. Ama tabii ki de uzun bir aranın ardından. Bir de son 1,5 senemiz çok zor geçti bu pandemi sebebiyle. Yurt dışı çıkışları ben herhalde kışın her gidişimde bir ay kalıyordum yurt dışında. Hı hı. Geliyorduk işte bir hafta tekrar bir ay gidiyordum. Hani eşim biraz daha idare ediyordu ama kızım için zor bir dönem oldu. Onun da bitmesi tabii, olimpiyat oyunlarının bitmesi onlar için büyük bir sevinç oldu açıkçası. Onlar da bir dönemin ardından, evet. Dinlenebilirler diyebiliriz yani. Peki biraz da sendeyken söz fin sınıfından bahsedelim. Şimdi önümüzdeki olimpiyatlarda fin sınıfı olmayacak. Alican Kaynar'ın nasıl bir hedefi var? Nasıl bir plan çizdi kendine ya da çizdi mi daha yani henüz erken mi ya da bunun için? Ya tabii fin sınıfının çıkması çok büyük bir talihsizlik oldu. Fin sınıfı olimpiyatlarda en uzun kalan sınıf yaklaşık 60 senedir olimpiyatlarda. Yani kalkması bana denk gelmesi de biraz üzücü oldu. En üst seviyemizde yaşımın da uygun olduğu bir dönemde hani iki olimpiyatta yüksek performansla devam edebilecektim fin sınıfında. Ve yani bunu öğrenmemiz de geçen seneye kadar hala çıkıp çıkmayacağı belli değildi. En son Mayıs ayında, geçtiğimiz Mayıs ayında belli oldu. Tabii ondan sonra da çok program yapacak vakit yoktu. Olimpiyat oyunları vardı önümüzde. Konsantrasyonu bozmadık. Şimdi biz tabii kulüp içerisinde yöneticilerimizle beraber, sponsorumuzla beraber bir değerlendirme yapıp önümüzde tabii ki de yarışmak istiyorum. En iyi şekilde ülkemizi nasıl temsil edebiliriz? Onun programını yapacağız. Bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü gerçekten yelken branşında en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Gittiğiniz her organizasyonda o açıdan devam etmenize çok sevindim. Alican Kaynar. Bakalım Deniz Ateş, Çınar kardeşlerden nasıl bir yanıt alacağım. Evet. Ateş kaşları kaldırıyor. Maalesef 4.70'te evet olimpiyatlarda olmayacak. Konuşmuştuk. Evet. Bir şansınız şöyle var. Mixli olarak devam edebilirsiniz. Çınar kardeşler ayrılacak, yine devam edecekler mi? Yelken'e, olimpiyatlara katılacaklar mı? Senden alalım Ateş, sonra da Deniz'in yorumunu merak ediyorum. Yani Çınar kardeşler ayrılacak, çok üzüldü bir laf oldu ama ayrılıyoruz ama yani biz yine bir şekilde olimpik bir şeyin içinde olacağız. Yani Türkiye'nin, kesinlikle. Türk yelkenciliğinin olimpiyatlarda en az bu seviyede kalması için evet. Bir şekilde buna destek olacağız. Yani bilmiyorum nasıl olacak şu anda. Hani biz de oturup kulübümüzle görüşeceğiz. Hani ne olup ne bitecek diye. Hı hı. Onlar ne düşünüyor? Onlar bize fikirlerini söyleyecekler muhtemelen. Çünkü biz Alican da dediği gibi çok kısa bir süre vardı olimpiyatlar. Hani Mayıs'ta belli oldu hani sınıfların. Bizimki gerçi biraz daha önce belli olmuştu ama yine geri döner mi acaba falan diye düşünüyorduk böyle. Yani çok düşünecek vakit olmadı hani işte. Ama Selma Hanım'la konuşacağız şimdi bizim eski şube kaptanımız. Ondan sonra yani antrenörlerimizle oturacağız. Birlikte oturup konuşacağız. Ama ben özellikle kendi adıma söyleyebilirim çok rahat. Ben bir şekilde hani olimpik seviyede özellikle Türkiye yelkenciliğinin hani çok daha başarılı olmasını istiyorum ve bunun için de elimden geleni yapacağım yani bir şekilde destek olacağım yani bu konuda. Evet, kaybolup gitmeyeceğim hiçbir yere yani buradayım yine ben. Çok mutlu etti söylediğin cümleler gerçekten. Deniz,
Sen de katılıyor musun Ateş'e? Sen de aynı şekilde mi çizdin yolunu? Evet, katılıyorum. Yani 470 mix olacak. Yani tabii ki yapılabilir, düşünülebilir. Yani hem Ateş hem ben hem fiziksel olarak hem de tecrübe olarak bu sınıfa çok şey katarız kesinlikle. Tabii kiminle yapılacağı, yani bir kadın bir erkeğin aynı teknede kiminle yapabileceği ya da bizim seviyemizde bir kadın ekip olmadığı için birini alıp binmek, yani onlar hep soru işareti kariyer açısından. Yani o seviyede yapabilir miyiz? Tekrar hemen oraya çıkabilir miyiz? Yani ilk onda yarışabilir miyiz ya da madalya için? Çünkü 3 sene var olimpiyat oyunlarında. Gerçekten çok kısa bir süre de var. O da bir dezavantaj. Evet. Ya da farklı bir tekneye binip oradan devam edebilir miyiz? Hepsi bunların tabii ki iyi planlanması gerekiyor. Yani bizim, yani hem Alican hem biz bu sınıflara işte 10 yıl 15 yıl verdik. Evet. O yüzden de bugünlere o şekilde gelebildik. Yine aynı şekilde iyi bir plan yapıp belki ilk işte 2024 sonra 2028 o şekilde düşünülebilir. Ama onun haricinde Ateş'e de katılıyorum. Hani Türkiye erkenciliği için, kulüp için her zaman her şeye hazırız. Elimizden gelen desteği yapacağız. Yarışmak olsun, işte antrenörlük olsun, ne gerekiyorsa. O yüzden her şeye hazırız tabii ki. Evet, sizi yarışırken izlemek çok büyük keyif. O yüzden bu maceranın devam ediyor olması bizi çok mutlu etti. Bakalım bir şeyler şekillensin. Yine burada hep birlikte konuşmayı çok isterim. Evet, size çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha tebriklerimi sunuyorum. Ve başarılarınızın da devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Tokyo 2020 özel programımızı noktaladık. Hoşça kalın diyoruz.